mutlaka Allah'ın rızasına uygun müesses yapı kurulacaktır. Üstad Necip Fazıl baş eserim dediği ideolog ya da onu anlatır. Dağılan, parçalanan o İslam devlet yapısını Osmanlı'daki o yüce devlet, devleti âliye onu ideolog ya da anlatır. Esasında medresedeki hoca kardeşlerime diyorum ki bunu okuyun. Okumamız gerekir bunu. Yani fıkhın ilgili bölümünden önce talebe bunu okumalı. İFAM'da bütün kardeşlerime bunu söylerim ben. İdeologyayı mutlaka bir defa belki birkaç defa okumalı. İktisadi meseleyi okumadan önce İslam toplumunun ekonomik strüktörü Sezai Karakoç'u. Yani toplasan şimdi ne diyeyim akademiyadan 50 tane İslam üzerine yazan çizen adamı Sezai Karakoç'un o kitabını yazamazlar. İslam iktisadının kapitalizma, sosyalizma ile hesaplaşarak bir zuhuru var orada. Onun için bunu ilahiyatın da hazırlığına koymalı ders kitabı olarak. Medreseye de koymalı. Belki İmam Hatip son sınıfa da koymalı. Koymalı ki İslamiyet'in nasıl muhteşem bir nizam olduğunu Sezai Karakoç gibi bir mütefekkir rahmetullahi aleyh kaleminden görsünler. Bununla... Ama maalesef ne medreseden ne ilahiyat fakültesinden bir Sezai Karakoç çıkaramadık.